Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün ayın 27'si Nisan ayındayız. 2024 yılındayız. Cumartesi günündeyse Hepinize hayırlı uğurlu cumartesi günü olur inşallah. Çalışanlara tabii ki hayırlı işler, bol kazançlar. Arkadaşlar hiç fazla uzatmadan konuya girmek istiyorum. Konumuz Sıla yolu. Gümrükler, gümrüklerde ne oldu? Bakın 3 sene içerisinde gümrüklerde neler yakalandı ve... Bu videonun altında da link var. O linke tıklarsanız özel video yaptım. Türkiye'ye gidecek olan gurbetçilerimiz neler götürebilir? Türkiye'den de neler Almanya'ya veyahut da öbür Avrupa ülkelerine getirebilir? O videoda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi bakalım. Türkiye'ye gidecek olan gurbetçilerimiz belki diyordur ya ne olacak bir şey mi olur? Hasan gitti, Osman gitti, Mehmet gitti. Ona da bir şey olmadı. Kimse bir şey Anlamadı, fark etmedi, yakalamadılar. O da götürdü, ben de götürürüm. Tabii ki herkesin kendi bileceği iş. Ama arkadaşlar bakın gümrüklerde bilhassa bak Almanya. Arkadaşlar Almanya'daki gurbetçilere sesleniyorum. Almanya gümrüklerinde uyandılar. Havalimanlarında bakın biraz sonra duyacaksınız. Biraz sonra duyacaksınız havalimanlarında. Ve karayolundan da artık böyle arada sırada bir arabayı çekmeye başladılar kontrol için acaba ne götürüyorlar yanlarında neler var arkadaşlar hemen konuya giriyorum gurbetçiler gümrüklerde bakın 23 milyon euro kaptırdı bu bizim bildiğimiz yani haberini aldığımız gümrükler hepsini bildirmiyor yani bu 23 milyon herhalde sonunda 100 milyondur. Gurbetçilerin gümrüklere kaptırdığı para dudak uçuklattı. 23 milyon euro. Sıla yolunu kullanarak Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye giderken 3 yıl içinde gümrüklere kaptırdığı paralar dudak uçuklattı. Almanya'da polis ekipleri son dönemde sıklıkla Türkiye'ye bağlantılı ve para ve altın ele geçirildiğine dair basın açıklamaları yapıyor. Mali İstihbarat'ın 2019 raporunda da şüpheli bildirimler artarak 355 bine yükseldiği, yurt dışından Almanya'ya yapılan şüpheli transaksiyonlarda Türkiye'nin 4 sıra gerilediği ve 6. olduğu görülüyor. Almanya'dan yurt dışına şüpheli işlemlerde ise 25 bin ile yine ilk sırada yer aldı. 9 Nisan'da Türkiye'den Almanya'ya giden 43 yaşındaki gurbetçinin valizinde 193 bin oyruluk altın ele geçirildi. Stuttgart Havalimanı'nda gerçekleşen olayda gümrük memurları tarafından durdurulan bir yolcunun bagajında yapılan kontrolde 193 bin oyruluk altın bulunmuştu. Arkadaşlar bunun videosunu yapmıştım. Bu altınlar ee, düğün olduğu için takı altınları onları gurbetçimiz Türkiye'den Belki orada kimseye güvenmediği için Almanya'ya getirmek istemişti. Beyan etmemişti ve altınlar e, havalimanında ortaya çıktıktan sonra maalesef altınları da elinden aldılar. Başka bir olayda ise Almanya'da bir gümrükte valizden beyan edilmemiş 455 bin euro ele geçirildi. Olay 19 Kasım 2023 tarihinde Münih Havalimanı'nda gerçekleşti. Gümrük memurları 66 yaşındaki Ukrayna bir yolcuyu kontrol etti ve yaklaşık 455 bin euro nakit para bulunmuştu. Yine 15 Mart Cumartesi günü Kapitan Andrevo gümrük kapısında meydana gelen olayda arkadaşlar karayolundan Sıla yolu. Sıla yolu üzerinden Türkiye'den Almanya'ya giden Türk sürücü Arkadaşıyla birlikte Alman plakalı bir araçla Kapitan Andrava gümrüğüne ulaştı. Gümrük memurları tarafından durdurulan sürücü gümrük kontrolü sırasında beyan edeceği bir şeyin olmadığını belirtti. Araç kapsamlı bir gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Bu sırada sürücü koltuğunun arkasındaki zeminde bulunan bir boşlukta euro banknotları bulundu. Beyan edilmemiş 190 bin euro bulundu. Gitti paracıklar. Aralık ayı sonunda ise Münih Havalimanı'nda arkadaşlar bakın dikkatinizi çekiyorsa hava limanlarında kontroller sıklaştı. Aralık ayı sonunda ise Münih Havalimanı'ndan İstanbul'a uçmak isteyen İran kökenli bir Alman yolcunun verdiği bagajlardaki taramada şüphelenen gümrük yetkilileri 1 milyon 400 bin euro nakit para tespit etti. 2020 ile 2022 yılları arasındaki gümrükler Almanya'da yaşayan gurbetçilerin 3 milyon 800 bin oyrasına el koydu. Böylece son 3 yılda Almanya'da Türkler tarafından gümrüklere bırakılan paranın miktarı toplamda 22 milyon 700 bin euro buldu. Böylece son 3 yılda Almanya'da arkadaşlar Almanya'da Türkler tarafından yani sırf Almanya'da biz Türkler tarafından gümrüklerde 22 milyon 700 bin euro yakalatmışık. Yazık günah derim. Yazık günah. Yani o 22 milyon 700 bin Türkiye'de Neler aldı, alırdınız, neler almazdınız? Yani 22 milyon eurodan, 23 milyon eurodan konuşuyoruz arkadaşlar ee, ve tekrar söylüyorum bu videonun e, altında linkim var neler serbest Şimdi sıla yolu başlayacak. Evraklarınızı kontrol ettiniz mi bilmiyorum. Lütfen tarihleri, pasaportun, kimliklerin ve onların hepsini hallettiniz mi? Arabanın servisini. E, tarihini ayarlayın arabanın sağ, e, yağına suyuna frenlerine tekerleklerini e, baktırın o araba sizi Türkiye'ye götürüp geri getirecek ve neler götürebilirim arkadaşlar videosunu yaptım şimdi soruluyor çikolata ne kadar götürülür kahve ne kadar götürülür arkadaşlar çikolatayı bir kiloya indirdiler Türkiye'ye giriş bakın Türkiye'ye girişten konuşuyorum öbür günler zaten çikolata pek sormuyor. Bir kiloya indirdiler. İki kiloya, üç kiloya bir şey demiyor. Ama sen tek kişi yanında 10 e, kilo, 20 kilo, 30 kilo çikolata getirirsen tabii bu sefer diyorlar ya bunun gümrüğünü vermen lazım. Neden söylemedin? Ceza kesebilirler. Dikkat edin. E, bazıları Almanya'dan çay götürmek istiyor. Türkiye'ye bazıları Türkiye'den Almanya'ya çay götürmek istiyor. Çayın miktarları da o videoda kahvenin miktarları da o videoda arkadaşlar bilmiyorum herhalde makarna götüren de vardır makarna getiren de vardır bunu bilmiyorum daha şimdiye kadar kimse sormadı galiba sormadı belki de sormuş olurlar aklıma gelmiyor şimdi şu an makarna götürmek getirmek isteyenler pilav filan çünkü e, çok çeşitli sorular geliyor. Ben şunu götürebilir miyim? İncir götürebilir miyim? Muz götürebilir miyim? Getirebilir miyim? Efendime söyleyeyim bizim köyün peyniri bunu anlayış gösteriyorum. Her köyün peyniri daha başkadır, daha lezzetlidir. Ben benim köyümün peynirini, beyaz peynirini beğenirim, getirmek isterim. Arkadaşlar süt ürünleri, et ürünleri bakın yasak. Yasak. Et ürünü, süt ürünü yani peynir, sucuk, bastırma, kaşar bunlar arkadaşlar yolluk yolda yiyeceğiniz kadar serbest. Ama sen yalnız diyeyim veya iki kişi, hadi oldun üç kişi, dört kişi 10 kilo, 20 kilo peynir getiremezsin. 10 kilo pastırma getiremezsin. Yasak. Sen 10 kilo pastırmayı yolda yiyemezsin çünkü. Yasak. Ee, zeytin yağısı. Arkadaşlar ben yalnız geldiğim zaman tekrar söylüyorum. Bunu her videolarımda söylüyorum. Bu konuyu açtığım zaman. 5 litrelik tenekeye bana bir şey demiyorlar. Gümrükte çok gördü yani. Memurlar gördü. Bu ne? Üstünde zaten görüyor zeytin resmini. Bir şey demediler. Bana bir şey demediler. Ama aslında bakarsak bir litre serbest, bir litre serbest. Yani böyle şeylere de dikkat edin. E, ceza yersiniz, elinizden alırlar. E, biliyorsun resimleri biliyorsunuz sınırlarda Bulgaristan, Sırbistan hem giderken hem gelirken böyle yoğun yoğun böyle dağ gibi yığmışlar oraya bizim gurbetçilerden aldıklarını e, Türkiye'den e, Almanya'ya çiçek getirmek isteyen bile var yasak Elinizden alıyorlar çiçek ağaç e, böyle şeyleri de alıyorlar ondan sonra efendime söyleyeyim yani tekne tekne dolu arabanın içinde yağ getirmek isteyenler var. Türkiye'nin yağsını beğenmeyen Almanya'dan götürmek isteyen var. Onun için arkadaşlar o videodan da tekrar bakabilirsiniz. Şimdi aceleden şöyle bir özet yaptık. Size aceleden şöyle söyledim neler serbest. Bunlar da yetersiz gelirse Türkiye'den app var. App, cep rehberi. O app'i indirirseniz telefonunuza cep rehberi. O epi indirirseniz bütün kanunlar yazıyor. Ne götürebilirsiniz, ne götürebilirsiniz. Almanya'dan Türkiye'ye araba götürmek istiyorsunuz, vergisi ne kadar. Oradan hepsine bakabilirsiniz. Cep rehberi, ep. Onu indirin. Hepsi onun içinde yazıyor arkadaşlar. Türkçe yazıyor. Türkçe yazıyor. Gerçekten her şey Türkçe yazıyor. Oradan bütün kanunlara bakabilirsiniz. Arkadaşlar videomu fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz, seyrettiğiniz için. Beğendiyseniz videolarımı beğeniyorsanız bir like verin. Abone olmadıysanız sizler de abone olursanız, ailemize katılırsanız tabii ki ben şahsen Murat Bozdağ'ın sevinirim, gurur duyarım. Her yazılan e, her yazılan yorum için arkadaşlar gerçekten çok çok teşekkür ederim. Sizler de yazın bir sorunuz var ise bana siz teşekkür etmek istiyorsanız, selam göndermek istiyorsanız artık yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize tekrar hayırlı hafta sonu olsun, dinlendirici bir hafta sonu olsun. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşçakalın. Murat.